Basit makineler konumuzda beraberiz. Süper bir şekilde basit makineler konusunu anlayacağız. Basit bir konu hiç endişe etme gerek yok. Zaten makineler, basit makineler fiziğin yani fen dersimize fiziğin alt branşı aslında. Ve dolayısıyla aslında anlaması da basit adı gibi basit olacak. Hiç merak etmeyin. Yeter ki bu basit makinelerden temel olanları çok iyi anlamaya çalışalım. Yani kolay bir ders olacak. Gerçekten de dişlilerle uğraşacağız. Aynı zamanda kaldıraçlarla uğraşacağız. Böyle böyle eşit kollu terazi gibi sistemlere bakacağız aynı zamanda işte pensedir aynı zamanda işte e, cımbızdır e, ceviz kıracağıdır bunların ne olduğuna teker teker bakacağız beraber ve süper bir şekilde basit makineleri anlamış olacağız hatta burada da getirdik e, çıkırı da inceleyeceğiz bu kuyudan su çektiğimiz ve benzeri çok güzel bir ders geçecek eğik düzleme bakacağız eğik düzlemin yapısını inceleyeceğiz ne, ne demek bu eğik düzlem nasıl cisimleri yukarı çıkartıyoruz bugün dersimizde süper konular işleyeceğiz gerçekten de tonguç birazcık rahatsız olduğu için yanımızda yok ama süper bir şekilde konsantre bir şekilde bu konuyu anlayacağız. Şu ders şu bu konu dersimizde şöyle bir konuyla şu şöyle bir e, sözle bas, başlamak istiyorum. Arşimed'in süper bir sözü var. Bana yeterince uzun bir kaldıraç ve onu yerleştirebileceğim bir dayak verin, dünyayı yerinden oynatırım demiş. Gerçekten aslında hani doğru bir laf. Çünkü aslında her şeyi istersek yerinde oynatabiliriz. Basit makineleri kullanarak, basit sistemleri kullanarak bütün istediklerimizi yapabiliriz, yerine getirebiliriz. İşte Arşimed'in bu lafı aslında bizim dersimizin başlangıcı olsun. Süper bir şekilde sizinle beraber bu basit makineleri anlamaya başlayalım. Öncesinde bir intromuz gelsin, sonra dersimize başlayacağız. <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber basit makinelerde neleri işleyeceğiz? Hemen bakalım. Makaralar, kaldıraçlar ve eğik düzlem. Üç tane temel basit makine var. Bu üç tanesi bizim için çok 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 önemli. Zaten sınavda soru gelirse de iki tane LGS'de minimum sorusu var basit makinelerin. Ve bu üç tanesinden geliyor. Net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Dolayısıyla ama basit makineler bunlar. Makaralar sabit hareketli olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kaldıraçlar e, doyoko diye destek ortada yük ortada e, şey ve e, şey orada e, kuvvet ortada olmak üzere üç tane var. İlk düzlemde de aslında farklı özellikler var. Bunlarda kuvvet kazancı ve benzeri bunları inceleyeceğiz sizinle beraber. Ardından da çıkrık, dişli çark, vida ve kasnaklar olmak üzere diğer basit makinelere bakacağız. Bunlardan daha az soru geliyor. Yine çıkrık yine bir, bir nebze önemli ama dişlik, diş, dişli çark aynı zamanda vida ve kasnaklar birazcık daha az soru geliyor. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla odaklanacağımız yer burası. Lütfen ne odaklandığımızı bilerek çalışalım diyoruz ve çok güzel bir sürprizimiz de var. Onu da söylemek istiyorum. Dersimize başlamadan önce yani ilk e, aslında şeyimizde ilk anlatacağımız şeye başlamadan önce çok önemli bir bilgi daha vermek istiyorum. İlk tekrar LGS kampımız çok yakında başlıyor. İlk tekrar ilk tekrarımızda birinci dönem bütün konuları halledeceğiz. Dolayısıyla ilk tekrar LGS kampımıza çok az zaman kaldı. Ara tatilde yapıyoruz kampımızı ve süper bir şekilde sizinle beraber ilk tekrar LGS setini kullanacağız. Birinci dönem konuları var sadece bu setin içerisinde ve bütün derslerimiz var. Peki hemen setin içerisindekileri de göstereyim. Çünkü aslında LGS tekrar programımız var. Bu tekrar programımızda gün gün neler yapacağımız belli. Temel ve nitelikli olmak üzere iki tane ayrı programımız var. Temel tekrar çalışma takvimimiz var. iki haftalık. Aynı şekilde nitelikli tekrar çalışma programımız var. Yine iki haftalık. Ve buradaki detaylar gün gün Saat saat ve aynı zamanda hangi alt kırılımları da var burada yazıyor bu programımıza uygun bir şekilde. Ve programımızın içerisinde daha doğrusu setimizin içerisinde ilk tekrar LGS kitabımız var. Gerçekten de gayet e, dolu dolu bir kitabımız. Sadece birinci dönem konuları. Ana denemelerimiz var. Artık netler artıyor denemelerimiz var. Dört adet tam LGS denemesi ama sadece birinci dönem konularından onu söylemek istiyorum. Ve yeni nesil sorularda oluşan ve optik formlu ve benzeri kazanımları e, detaylı analizlerinin de baştan olduğu, değerlendirme kitapçının olduğu ve aynı zamanda optik formlarında olduğu süper denemelerimiz var. Ve aynı zamanda yeni nesil Türkçe matematik, zaten de herkesin derdi Türkçe ve matematiği halledelim. Yeni nesil Türkçe matematik kitabımızda da bu yeni nesildeki zorlandığımız hem Türkçe e, sorularını hem matematik sorularını nasıl yapacağımızla alakalı alakalı süper ödevlendirmeler yapacağız bu kitaplardan ve süper bir şekilde ilk tekrarımızı yapıp birinci dönemin konularını eksiksiz bir şekilde halletmiş olacağız. LGS tekrar programı bizim en önemli yardımcımız diyebilirim ve hadi bakalım o zaman başlayalım. Bu arada hoş geldiniz Hasan Çelikel, Aynur, aynı zaman Nida, Emre, e, Orçun hoş geldiniz diyorum. Bugün dersimizde baş başayız. Harika bir konu işleyeceğiz. Çok önemli bir konu çünkü basit makineler gerçekten de bizim halletmemiz gereken bir konu. Fen de yüzde onu soruların yüzde onu minimum buradan geliyor. Dolayısıyla fenin yüzde onu bir halledelim. Yani bu dersi iz, dinleyip izleyip tak diye fenin yüzde onu halledebiliriz. Gerçekten basit bir konu. Hiç merak etmeyin, endişe etmeyin ve hadi bakalım o zaman şimdi başlayalım. Bir kere demiş ki beni havaya kaldır da görelim. Ne demişti Arşimet? Bana yeterince uzun bir çubuk verin dünyayı yerinden oynatayım. Gerçekten öyle arkadaşımızı bak tak diye yerinden oynatmışız. Çünkü aslında olay basit. Basit makineler yüzünden bunu yapabiliyoruz. Peki basit makineler ne yapar? Aslında özelliği şu. Kuvvetin yönünü değiştirebilir veya büyüklüğünü değiştirebilir ve bunu yaparak aslında iş yapma kolaylığı. Bu üç kelimeyi çok iyi bileceğiz. İş yapma kolaylığı. O zaman basit makineler deyince iş yapma kolaylığı aklımıza giz. Zaten adı üstünde kolay bir şekilde bu e, arkadaşımızı koskocaman bu arkadaşımızı kolay bir şekilde kaldırıyoruz kendi ağırlığımızı kullanıyoruz işte bastırarak falan filan tak diye koskocaman dünyayı yeniden oynatırım, oynatırım dediği arşiyi de aklımıza getirelim nasıl yapıyor kendisi yapabilir mi böyle bir gücü var mı hayır işte basit makineleri kullanarak yapabiliyor işte işte burada mesela bayrak direğini yukarı çıkarmak istiyorsak... ta tepesinden yukarı çıkıp mı böyle yukarı doğru çekeceğiz yoksa aşağıdan tak aşağı doğru kendi ağırlığımızda kullanarak mı çekeceğiz işte mesela bu sabit makara dediğimiz sistemin ...ilk kullanım alanlarından bir tanesi... ...bayrağımızı e, göklere... E, ...çıkarmanın en güzel yolu... ...ta göke çıkıp da... ...göğe çıkıp da onu yukarı doğru çekmeyeceğiz... ...biz amele değiliz... ...dolayısıyla ne yapacağız aşağıdan yukarıya doğru zaten bir sistem kuruyoruz. Buna basit makine sistemi diyoruz ve bu sabit makara dediğimiz ufacık bir basit makineyle koskocaman zor olan bizim ta tepeye çıkmamız gereken şeyi e, ortadan kaldırmış oluyoruz. Hayır Enes Hamza demiş ki canlı değil sanırım. Evladım nasıl canlı değil? Ben senin ismini nasıl okuyacağım? Berfin hoş geldiniz evladım. Sana da merhaba evladım benim. Aynı zamanda e, Muhammed Enes Melek Naz da buradan teşekkür ediyoruz. E, Melek Naz Dur evladım kaçmıyorsun yere çünkü çok önemli bir ders işliyoruz. Şimdi asla unutmamamız gereken çok önemli bir şey var ve sınavlarda garanti çıkıyor ve bu sınavların bir şıkkında oluyor veya ana e, özelliklerinde öncüllerden hangisi doğrudur ve benzeri olarak sor, soruluyor. O yüzden çok önemli. Onur e, arkadaşımız demiş ki Onur kesmen. Hocam konu zor mu? Hayır konu basit. Yeter ki İyi dinle Onurcuğum hemen anlayacaksın. Şimdi işten ve enerjiden kazanç yoktur. Bu çok önemli. İş veya enerji kazancı yoktur. Bakın arkadaşlar hiçbir zaman... ...hiçbir zaman iş e, kazancı, enerji kazancı diye bir şey görürsek... ...bu asla şunu... ...böyle bir şey duyarsak yalan diyeceğiz. Böyle bir şey olmaz. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Bu yalan külliyen yalan. Yani kesinlikle yalan. İş ve enerji kazancı yoktur. Biz sadece kuvvet kazancı veya yoldan kazanç gibi şeyler yapabiliriz. Ama asla ve asla işten enerjiden kazanç olmaz. Basit mekanada özellikle işte birinci öncüldeki, ikinci öncüldeki şey doğru mudur? Veya A şıkkındaki, B şıkkındaki şey doğru mudur diye bize böyle sorular gelir. Lütfen ama lütfen Aman dikkat edin diyorum. Şimdi basit makineler neler onlara bakalım. Şimdi ilk başta öğreneceğimiz birinci basit makine türümüz makaralar. Makaralar aslında bir tane silindir gibi düşünelim. Hatta ben bunun üç boyutlu çizimini yapayım. Şöyle bir silindir. Şöyle bir silindir gibi düşünelim bunu. Burası ortadan dönüyor. Buradan mesela bir duvara bağlanmış bu silindir. Buradan dönüyor. Şimdi buradan bir ip var etrafında bu silindirin. Bu ip buradan böyle sallanıyor. Bir de buradan sallanıyor. Şimdi bu ip bu zımbırtı döndükçe mesela böyle dönebilir veya tam tersine dönebilir. Bu döndükçe ip sağa sola aşağı yukarı doğru hareket ediyor. İşte bu silindir gibi sistemlere basmak istiyoruz. Yani bunun üç boyutlu hali aslında şu. Şöyle bir üç boyutlu hal çizelim. Mesela şuna da bir üç boyutlu bir hal çizelim. Bunun etrafında bu ip var aslında. Şu ipi de kırmızı ile göstereyim. Bak şöyle dolanıyor. Ondan sonra böyle dolanıyor, böyle gidiyor. İşte burayı genellikle duvar diye gösteriyoruz. Duvarları böyle tırtıklı tırtıklı gösteririz ki duvara bağlı bir ip var. Düşünelim burada ve burada da e, ortası burada, ortası burada olan bir e, makara sistemi var diye düşünebiliriz. İşte bu makaraları beraber öğreneceğiz. Çok önemli ikinci e, basit makinalarımız kaldıraçlar. Kaldıraçlar aslında bizim eşit koldu terazi diye bildiğimiz sistemler. Hatta şöyle bir gösterelim. Şunların ağırlıklarını bir şey yapalım. Al işte bak sana bir kaldıraç. Tahte var hali dediğimiz şey aslında en basit kaldıraçlardan bir tanesi. Ben buradan bastırınca yukarısı kalkıyor. Veya burayı dengeye tutmaya çalışıyorum. Veya bu işte bunun uzunluğu bunlar illa eşit kollu olmak zorunda değil. Farklı farklı olabiliyor. İşte bunları teker teker beraber öğreneceğiz diyoruz. Ve aynı zamanda aynı zamanda şu kaldıracı bir kaldıralım bakalım. Şunları da şöyle koyalım bakalım. Aynı zamanda üçüncüsü eğik düzden bizim için çok çok önemli. Zaten basit makinelerden da üçüncü en önemli. Bu üçlüyü bilelim. Bu gerçekten de üçlü en önemlisi. Bu üçlüyü anladıktan sonrası çok basit. Ömer Faruk tabii ki canlı dersimiz diyoruz. Hiç korkmana gerek yok Ayşe Ataş'cığım. Çok basit. Ezber de gerekmiyor Emir Enes Ez, ezber asla gerekmiyor. Asla mantığını anladığımız zaman, an, mantığını anladığımız zaman çok basit olay. Şimdi Üç tanesini çok iyi edeceğiz. Makaralar, bunun içerisinde sabit makara var, hareketli makara var ve aynı zamanda palanga dediğimiz sistemler var. Kaldıraçlarda destek ortada, yük ortada ve kuvvet ortada. Doyoko diye kodluyoruz bunları. Eğik düzlemde bir şey yok, farklı bir bölüm yok. Direkt eğik düzlem. Yani aslında ...yokuş diye ben adlıyorum... ...yokuş diye bunu gösteriyorum... ...böyle bir e, yokuştan çıkartıyoruz... Öyle ...dikine dikine çıkartacağımız uçurumdan... ...yokuştan çıkartıyoruz diye anlıyorum... ...ve diğerlerine baktığımız zaman da... ...dördüncü bence bu... ...yani pardon şuraya yazıyorum... ...dördüncü çıkrık... ...sınavlarda da en fazla çıkanlardan bir tanesi çıkrıktır bu arada da bizim bildiğimiz kuyulara su çekmek için kullandığımız bir silindirin içinde başka bir silindir daha, daha var ve bunu da bu şekilde böyle yukarı doğru çıkartabiliyoruz gibi düşünebiliriz. Hatta şöyle yapayım. Şöyle birazcık daha hop böyle sardım 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 sardım. Böyle bunu yukarıda böyle çeviriyorum. Çevirelim, 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 çevirelim. çevirelim. Al 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 sana çıkıyor işte. ...böyle çevirince yukarı doğru çıkıyor. İşte bu silindir sisteminden de bakacağız seninle beraber. Ve aynı zamanda sonra diğerleri geliyor. Yani buna da beşlerim dişli çak... ...buna da beşlerim vida... ...buna da beşlerim kasnak. Bunlar hepsi bir arada değerlendirecek merak etmeyin. Şuraya da bir tane daha kasnak çizelim bakalım. Burası birazcık eksik olmuş galiba diyorum. Ve hemen makara düzenekleriyle başlıyorum. Şimdi arkadaşlar sorunuz olursa... Ee ...hemen sorun mesela... ...Özcan Erdoğan demiş ki... ...hocam legize çıkarma evladım iki tane soru var dedim ya minimum. Belki de üç tane gelecek dolayısıyla çok çok önemli. LGS %100 çıkacak. Okul yazılımıza da çıkacak. Merak etmeyin. Makara düzeneklerine baktığımız zaman sabit makara. Hareketli makara ve palanga diye üç tane düzenek var diye düşünebilirsiniz. Ama benim için iki tane makara var. Sabit ve hareketli. Bu ikisinin bir arada olduğu zatendir diyebiliriz. Şimdi makaralara bir başlayalım bakalım. Şimdi şöyle bir düşünüyorum. Sabit makara bunların ilk hali ve en ilkel makaradır. En ilkel makara. Ne olduğuna bakacağız. Hareketli makara birazcık daha gelişmiştir. Kuvvet kazancı vardır. Burada hemen sana şunu söylemek istiyorum. Burada kuvvet kazancı kuvvet kazancını KK ile göstereceğiz. Yok. Burada kuvvet kazancı var. Kuvvet kazancı KK demek. Ne demek kuvvet kazancı? Ya yani aslında çok basit bir mantık var. Ben mesela diyelim ki şöyle bir yük olsun. Şöyle bir yük olsun. Böyle eşek kadar bir kole olsun. Buna 100 Newton'lık bir ağırlığı olsun. 100 Newton'lık ağırlıktaki bir yükü. Buna biz yük diyelim. Eğer ben bunu benim kuvvetim ben insan olarak kuvvetim Eee bir sürü olabilir ama 50 Newton uygulayarak bunu kaldırabiliyorsam yani sadece 50 Newton uyguluyorum. Yani benim uyguladığım kuvvet 50. E, kaldırmak istediğim kuvvet yük 100. İşte ben bunu 50 Newton olarak kaldırabiliyorsam o zaman kuvvet kazancı 2 kattır. Yani kuvvet kazancı vardır. Kuvvet kazancı var demek ben az bir kuvvetle hemen burayı yazmak istiyorum bu çok önemli az kuvvetle az kuvvetle fazla yükü kaldırmak diye düşünelim. Bu çok basit bir mantık. Yani eğer ben 50 Newton'la 100 Newton'ı kaldırıyorsam o zaman kuvvet kazancı vardır. Ama 50 Newton'la 50 Newton'ı kaldırıyorsam e o zaman bir kuvvet kazancı yok ki. Yani ne gerek var? Yani kuvvet kazancı diye bir şey yok ki. Çünkü aynı kuvvetle aynı yükü kaldırıyorum. Bir şey yok. Dolayısıyla işte hareketli makarada kuvvet kazancı varken sabit makarada kuvvet kazancı yok. E o zaman ...ya hocam ne anladım ben bu işten... ...yani kuvvet kalancı yoksa ben niye basit makyaj kullanıyorum... ...göreceğiz şimdi... ...palangada ikisinin karışımı... ...yani sabit makara artı hareketli makara... ...bir anda e, kokteyl mix oluyor... ...ve palangaya dönüşüyor diyoruz... ...şimdi sabit makaradan başlayalım... ...önemli çok çok önemli... ...bu arada bunları kim buldu demiş Özcan arkadaşımız... ...evladım bunlar... ...dünya gelişimi süresince... ...işte Mısırlılar tarafından kullanıldı... ...başka medeniyetler tarafından kullanıldı... Pratik hayatta bulunan şeyler. Mesela çakmağı kim buldu? Ne bileyim kim buldu? Binlerce insan kullandı. Ateş yakmaya çalıştı. Sonra birisi böyle bir şey yaptı falan. Yani aynı onun gibi düşünün. Yani bunlar o kadar eski ki kimin bulunduğunun kayıtlarına ulaşamıyor. Ama mesela telefonu kimin bulduğunu biliyoruz. İşte e, Graham Bell. İşte sallıyorum. E, bu arada çok enteresan bir şey değil mi? Telefonu Graham Bell ilk bulduğunda. E, ilk aradığı insan aslında sevgilisiymiş yani eşiymiş neyse işte bilmiyorum ve onun da ismi Alejandro işte Lolita bilmem ne o olduğu için ilk söylediği laf Alo olduğu için Alo da oradan gelmiş onu da aklımıza tutalım yani Alo kelimesi Graham Bell'in sevgilisinden eşinden veya dostundan gelmiş diye söyleyebiliriz o da aklımıza kalsın yani bunların kimin bulunduğu bilmiyoruz şimdi sabit makaraya baktığımız zaman kuvvetin yönünü değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlıyor ama kuvvetten de yoldan da kazanç sağlamıyor. Ne demiştim? Sabit makarada en önemli şeyden bir tanesi kuvvet kazancı yoktu. Yani ben 70 Newton'lık bir yükü kaldırmak istersem 70 Newton kuvvet uygulamam gerekiyor. Bak buna yük diyoruz biz. Buna da kuvvet diyoruz. Uyguladığım kuvvetle yük birbirlerine eşit oluyor. Sabit makara için bu çok çok önemli bir kural. Şimdi ikinci özellik şu. Bu duvar olduğu için yani tavan olduğu için bunu böyle gösteriyoruz. İkinci özellik şu. Nasıl anlarım bir şeyin sabit makara olduğunu? Bir kere ben kuvvetten anlayabilirim. Yüküm bu kadar, kuvvetim bu kadar. Bunu anladım. Bu arada F... Force'dan geliyor İngilizce. Dolayısıyla F diyoruz kuvvete. Onu da söylemek istiyorum. Genellikle yüke de P harfini veririz. P harfi de yük göstermek için kullanılan bir şeydir aklımızın köşesinde bulunsun. Peki şimdi neden sabit nasıl anlarım sabit makar olduğunu? Onu da tam ortasının tam ortasının yani sabit makaranın ortasının bu yuvarlağın ortasının duvara direkt bağlı olmasından anladım. Çünkü ortası yani bu makaranın bu ben bir yuvarlak çiziyorum. Buna makara diyorum. O zaman bunun ortası eğer duvara bağlıysa şöyle bağlı olabilir. Böyle böyle çizerim. Böyle bağlı olabilir. Böyle böyle çizerim. Böyle bağlı olabilir. Böyle böyle çizerim. Bazen şöyle bağlı olur. Duvarı böyle gösteriyorum. Duvarın gösterimi çok önemli. Sınavlarda karşımıza çıkar diye böyle garip grup şeyler gösteriyorum. Ama çok fazla karşımıza çıkıyor sorularda. Dolayısıyla bu duvara bağlıysa ortası o zaman diyoruz ki ee, bizim sabit makarada diyoruz. Ve ipi ne kadar çekersek cisim o kadar yükselir. Bu da önemli çünkü yoldan da kazanç veya kayıp yoktu. Dolayısıyla e, mesela e, çok güzel bir soru sormuş GameStings. Hocam LGS'de nasıl sorulur demiş. LGS'de yeni tip sorular gelecek. Mesela hemen sana göstereyim LGS'de. LGS'de böyle sorular arkadaşım. Yani uzun uzun birazcık daha anlamaya dayalı sorular gelir. Şimdi göstereyim hemen. Geliyor sorularımız. Şimdi ne kadar çekersek o gibi mesela ben bu ipi buradan eğer bir metre çekersem bir metre çekersem bu arkadaş bir metre yükselir. Bu çok önemli bir oza olay. Bir metre çekersem bir metre yükselir. Çünkü ipi ne kadar çekersem o kadar yükselir. Yoldan kazanç veya kayıp yoktur. Yoldan kazanç da yoktur. Kayıp da yoktur. Yani kuvvet kazancı hiçbir şey yoktur. Ama ne yapar? İş yapma kolaylığı sağlar. Peki nasıl yaparak? kuvvetin yönü değişecek. Yani şöyle düşünelim. Ben bu e, yükü yerden kaldırıyorum. Burada yerde duruyor diyelim. Ben bunu kaldıracağım. Böyle kaldırsam, böyle eğilip kaldırsam, şöyle böyle kaldırmaya çalışsam, yukarı doğru çekmeye çalışsam belim çıkar. Yani Allah korusun bel fıtığı olurum. Ama ne yapıyorum ben? Buradan asılıyorum. Hop şurada ipleri tuttum. Böyle ipleri tuttum. Ve aşağı doğru çekiyorum bu ip. Bak böyle aşağı doğru çekiyorum. Ben bunu çektiğim zaman kendi vücut ağırlığımı kullanıyorum. Daha basit bir iş yapıyorum aslında. Daha kolay basitleştiriyorum işi. Dolayısıyla kendi belimi de korumuş oluyorum. Aynı onun gibi düşünelim. Oradan aklımıza getirebiliriz. Çok zor öyle yukarı doğru kaldırmak. Aynı bayrak direğini çekmek gibi. Bayrak direğinde bu arada sabit makara kullanılır. Bu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bayrak direğindeki tepesindeki makaraya sabit makara diyoruz. Peki hareketli makara nedir? Hareketli makara da aşırı basit nasıl anlayacağız ilk başta onu söyleyeyim. Hareketli makarada ortası yani silindirin ortası duvara bağlı değildir. Duvar neresi burada? Burası. Burası, burası bak ipe bağlı. Burası ip. Ama ortası ortası nereye bağlı? Duvara bağlı değil. Yüke bağlı ortası. İşte burası çok önemli. Eğer bir makaranın ortası duvara ya böyle tırtıklı bir yere bağlıysa bu sabittir. Eğer başka bir şeye bağlıysa yani duvara bağlı değilse sabit değildir. Bu hareketlidir. Peki ne özelliği var? Hareketli makarada şöyle bir özellik var. Kuvvetten kazanç sağlar. Ama bu bu sürede de yoldan kaybettirir. Yani kuvvetten kazanç sağlıyoruz, yoldan da kaybediyoruz diye düşünemesin. Kuvvet gülen surat yol üzgün surat diye aklımda tutabiliriz. Ve cisimle birlikte hareket eden bir makara olduğu için yani sürekli ortası duvara bağlı olmak için istediği gibi free fall çalışıyor adam. İstediği gibi sağa sola gidiyor. Peki buradaki özellik şu. Aslında kuvvet kazancı şu demek. Ne demekti? Büyük bir yükü ...daha az kuvvet uygulayarak bir şeyler yapabiliyorum. Yani ben 60 Newtonluk bir yük var. Bunu ne P diyorduk. Bunu yük diye söyleyebiliriz. 60 Newtonluk bir yük var. Yük ağırlık aslında. Bu ağırlığı 60. Ben bunu 30 Newtonluk kuvvetimle kaldırıyorum. Yani buna bu kadar vermiyorum. Ben kuvvetimi daha tasarruflu kullanıyorum. İşte kuvvetten kazanç sağlıyorum aslında. 60 Newton harici ama... 30 Newton arıyorum Yani kazanıyorum aslında. Kar etmek gibi. Hani bir ticarette kar etmek gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla 60 Newton'luk cismi 30 Newton ile kaldırmak karlı işmiş diyoruz. Gerçekten de burada. Ve ama burada Tabii ki bir şeyden kazanıyorken bir şeyden kaybederiz. Nedir bir şeyden kaybettiğimiz şey? Mesela aynı sınavlara giriyoruz matematiğe çalıştık fene çalıştık ama Türkçeden sosyal inkılapa çalışmadık mesela. Matematikten fenden kazanırız ama inkılaptan Türkçeden kaybederiz. Çünkü yani çalışma zamanımız belli yani iyi mesela bir sınava 5 saat çalışabiliriz. Bütün sınava 5 saat çalışabiliriz mesela. O yüzden şöyle düşüneceğiz. Burada neyden kaybediyoruz? Yoldan bir üzüntümüz var. O da şu. Eğer ben bu cismi bir metre yükseğe çıkarmak istiyorsam, bir metre yükselmesini istiyorsam, istiyorum. Peki o zaman ne kadar çekmeliyim? İşte o zaman buradan iki metre çekmeliyim. Çünkü burada iki kat kuvvetten kazandım. Yani 60 Newton için 30 Newton uyguladım ya. Kuvvetten kazandım ama yoldan kaybettim. Bir metre yukarı çıkartabildim ancak iki metre çekerek. Yani iki metre. Keşke iki metre çıksaydı ama olmuyor. Kaybediyorsun işte bir ikiye bir oranında kaybediyorsun. Yani yarısı kadar kuvvet uyguladım, yarısı kadar çıkabildi. O zaman iş aynı. İşte burada hani iş veya enerjiden kazanç diye bir şey yoktur dedik ya. Bu çok önemli. İş ve enerjiden kazanç yoktur. İşte burada karşımıza geliyor. Ben kuvvetten kazan kazanıyorsam yoldan yoldan ee, kaybediyorum. Dolayısıyla bu çok önemli. Bu ikisi birbirini dengeliyor aslında diyoruz. Peki geldik şimdi de palangalara. İşte palanga dediğimiz şey çok basit. Sabitle hareketle bir araya gelince aslında palanga oluyor. Yani birden fazla e, bu ne diyor? Dur bakalım arkadaşlarımız. Ne zaman e, bulunmaya başlandı hocam demiş ve benzeri hocam e, Black Queen Harun Şen evet tebrik ediyorum süpersiniz. Sorularınız varsa bilimsel sorularınız varsa cevaplayacağız arkadaşlar diyoruz. Şimdi devam ediyorum sabit makara ile hareketli makara bir araya geliyor. Kuvvetin büyüklüğünü değiştiriyor. Burada şunu unutmamız gerekiyor. Birden fazla bir makara bir araya gelerek ben bu yükü mesela 80 Newton'lık bir yükü 40 Newton'la kaldırabilirim. E hocam hareketli makara kullanırsa. E olabilir ama ben hem kuvvetin yönünü değiştirdim hem de e, aslında kuvveti yarıya indirdim. Neden peki? Çünkü şu zımbırtı ortası duvara bağlı değil. Ama bu zımbırtın ortası duvara bağlı. Şimdi hemen analiz ediyorum. Bu bir sabit makara. Bu bir hareketli makara. Sabit makaranın bana kazancı şuydu. Kuvvetin, kuvvetin yönü değişir. Sabit makaranın avantajı bu. Bu, bu cepte. Bu cepte. Aynı zamanda hareketli makaranın avantajına bakalım. Ee, kuvvet kazancı vardır. iki kat kuvvet kazancı vardır. Bu da cepte. O zaman diyorum ki ya ben bir yükü kaldırmak istiyorum. Bu yük 80 Newton. Ben bunu yukarı doğru benim çıkmasın diye aşağı doğru çekeyim istiyorum. Bak sabit makara görevini yaptı. 80 Newton'luk yükü kaldırmak için ben aşağı doğru kuvvet uyguluyorum. Tamam. Kuvvetin yönü değişti. Peki 80 Newton'luk yükü ya çok fazlaymış ya ben bu kadar enerji şey yapmayayım kaybetmeyeyim birazcık daha az kuvvet uygulayayım o zaman hareketli makara devreye girdi kuvvet kazancı var iki kat kuvvet kazancı var yani 80 Newton'ı 40 Newton'la çıkartabiliyorum yukarıya. Harikasın. Mesela Emir Bozgeyik demiş ki 1 Newton kaç gram? Önemli değil bilmen evladım benim. 1 Newton kaç gram olduğunu bilme. Bizim işimiz yok bununla. Biz şu anda buna odaklanalım. Çünkü aslında birçok şeyi lisede öğreneceğiz. Merak etmeyin. 1 Newton'ın kaç gram olduğunu ve gramın aslında Newton'u çevirirken yer çekimi faktörünün olduğunu falan bir sürü şey var hesap var. O yüzden rica ediyorum Sakın bunlarla kafanızı bozmayın çünkü daha yenisi sorular geliyor. Böyle ayrıntı sorulardan ziyade çok önemli. Bak mesela çok güzel bir Enes Hamza çok güzel bir soru sormuş. Hocam ipin uzunluğuyla alakası var Kesinlikle yok. Bak çok güzel bir soru. İpin ipin kalınlığı, kalınlığı, uzunluğu, uzunluğu aynı zamanda e, makara, makara ağırlığı, ağırlığı bunların hepsi bizim sekizinci sınıfta ihmal ediliyor arkadaşlar. İhmal. Bunlar önemsiz yani. Biz bunlarla uğraşmıyoruz. Bu detayları sonra lisede, üniversitede göreceğiz. Biz odaklanmamız gereken şey kuvvet kazancı var mı? Kuvvetin yönü değişiyor mu? Kuvvet kazancı varsa ben buradan, ben buradan iki metre çekersem ne kadar bu yükseğe çıkıyor? Ne demiştik? Bir metre. İşte bunlar bizim için çok önemli. Bunlar sınavda çıkıyor. Bunlar kesinlikle sınavda çıkacak. Hadi bakalım devam edelim. Yepyeni bir sorumuz. Acaba kim bilecek? Çok merak ediyorum. Bu sorumuzun cevabını yalnız 3, 1-2, 2-3 veya 1-2-3 diye yazmanızı istiyorum. Bunu yazan arkadaşımız, bunu yazan arkadaşımızı e, hadi bakalım e, şu şekilde de yazabilir bu arada. Ona da ikisini de kim yazacak çok merak ediyorum hadi bakalım. Cevapları bekliyoruz. Şimdi hemen soruyu okuyalım. Genellikle yeni nesil sorularda başta yazan şeyler zaten bizim bildiğimiz bilgilerdir. Ama verirler çünkü yeni sorularda şöyle bir şey var. Ezberci sisteme karşıyız. Ama bizim bildiğimiz şey zaten. Sabit makara kuvvet kazancı sağlamaz. Bunu biliyoruz zaten. Kuvvetin yönü değiştirerek iş kolay sağlar. Evet bunu da biliyoruz zaten. Teşekkür ederim. İyi ki söylemişsin. Bir hareketli makara sisteminde iki kat kuvvet kazancı sağlanır. Hareketli makarada evet iki kat kuvvet kazancı var. Bunu da biliyoruz zaten. Hadi bakalım okuyalım soruyu. Makara ağırlıklarının önemsenmediği bak. Biz bunları önemsemiyoruz. 8. sınıfta umurumuzda öyle değil. Düzeneklerde KLM cisimleri dengelidir. Hmm, K cismi, L cismi. Burada bu arada bunları bir e, daha güzel yapalım. M cismi dengelidir. Bak burada bir sürü makara var. Bir sürü makara var. Birazcık daha yaklaştığım bunları daha iyi görebilmemiz için. Dinamometrelerin, şurada dinamometreler var bu arada. Birazcık daha görünür hale getiriyorum dinamometreleri. D1, D2, D3 dediği üç tane dinamometre var. Piyonite'nin gösterdiği değerler eşit olduğuna göre hayda hepsi aynı değeri gösteriyormuş. Tamam. İfade hangi yerde orada demiş. Bakalım. Şimdi K ve M cisimlerinin ağırlıkları eşittir. Şimdi ilk başta bir analiz yapmam gerekiyor. Ben bunları başlayamadan önce ilk başta diyorum ki bu makaranın şu makaranın ortası duvara bağlı. O zaman ben bu makara için sabit makara diyebilirim. Bunu dedim bir kere. Buraya bakalım. Bu makaranın ortası hop yere bağlı. Bak burası tırtıklı. O zaman bu makara için de sabit makara derim. Bak zor birazcık. Bu hareketli makara derdi herkes. Mesela bu makaranın ortası duvara bağlı değil, yüke bağlı. O zaman bu hareketli makara derim. Bunların analizini yapacağız. Genellikle sınavlarda bu analizler çok önemli bir yere sahip. Şimdi geldik buraya. Mesela bunun ortası duvara bağlı değil. O zaman bu hareketli makara. Bunun ortası duvara bağlı değil. Bu da hareketli makara. İki tane hareketli makara var. Burada bir tane hareketli makara var. Buraya bakalım. Ortası duvara bağlı. Bu sabit makara. Ortası duvara yere bağlı bu sefer. Bu da sabit makara. Ortası duvara bağlı. O zaman bu da sabit makara. Bu üç tane sabit makara var. Şimdi geldik. Şimdi ne kadar kat kuvvet kazancı vardır? Şimdi burada kuvvet kazancı var mıdır? Hiç hareketli makara yok. O zaman ben bu adama bu adama ee işte diyelim ki hepsinde 100 Newton okunuyor diyelim. Hepsinde 100 Newton. Bunda da ...e, pardon... ...şurası, dinamometrelerde 100 Newton... Okuyor. ...hepsinde demiş ya, dinamometrenin gösterdiği değerler... ...hepsi 100 diyelim. O zaman... ...burada 100 Newton'lık... ...kuvvet vardır demek. Kuvvetim 100 Newton. Çünkü dinamometre... ...kuvveti ölçer. Kuvvetim 100 e Yüküm ne olacak? Hepsi sabit makara... ...kardeşim hiç hareketli makara yok ki. Kuvvet kazancı yok ki. O zaman yüküm de 100 Newton. O zaman M'nin ağırlığını buldum bile. 100 Newton. Bitti. Geldik. Buraya bakalım... Burada bir tane hareketli makara var. Diğerleri sabit. Sabitlerde bir şey değişmiyordu ki. Sabit sadece yön değiştiriyordu. O zaman bu yüz Newton bir tane hareketli makara iki kat kuvvet kazanıyor. Yani 100 Newton'la ben aslında 200 Newton'lık yükü kaldırabiliyorum demek. Bak bu kuvvet dikkat edin. Dinamometre kuvveti okur. Bunlar kuvvet. Kuvvetim 100 Newton az kuvvetle çok yükü. Yani 200 Newton'ı kaldırabiliyorum. O zaman K'nin ağırlığında bulmuş olduk geldik buraya işte 100 Newton'luk kuvvetle iki tane hareketli makarayı kullanarak kaldırıyorum bunu ben. Demek ki kuvvetten kazancım Burada iki kat. Burada iki kat toplam dört kat olacak. Dört kat kuvvet kazancı var. O zaman bu ağırlığımız dört yüz newtonmış. Dört yüz newtonu ben yüz newtoncukla kaldırıyorum. Az kuvvetle çok yükü kaldırıyorum. İşte hareketli makaranın amacı zaten buydu. İki tane hareketli makara daha da buna hizmet ediyor. Yani yüz newtonluk kuvvetle ben dört yüz kaldırıyorum. İşte şimdi geldik. K ve M cisimden ağırlıkta işte yanlış. K iki yüz, M yüz. L cismin ağırlığı K cismin ağırlığından daha fazladır. E, K L cismin ağırlığı K hepsinden daha fazla bu doğru. M cismin ağırlığı L cisminin ağırlığından küçüktür. M cismin ağırlığı L'den küçüktür evet bu da doğru. O yüzden cevabımız bu sayıları burada salladım. 100 10 da diyebilirsiniz 20 diyebilirsiniz fark etmez. Cevabımızın 2 ve 3 olanı kim söyledi arkadaşlar? Sultan Sekman arkadaşımızı tebrik ediyorum gerçekten de çok önemli bir soruydu. Yani şu soru gerçekten de bize birçok şeyi anlatıyor diyoruz ve hadi bakalım kaldıraçlara geçiyoruz. Kaldıraçların ne olduğunu bir anlamaya başlayalım bakalım. Kaldıraçlar da önemli çünkü karşımıza çok çıkacak diyoruz. Hemen bir çay da yudumlayalım bakalım. Şöyle birazcık çayımızı koyalım. Evet. Evet. E, tonguç olmadığı için ben de kendim artık çay koyuyorum kendime. Yapacak bir şey yok. Şimdi süper bir şekilde çayımızı buraya koyduk. Dayanmış olduğu destek noktası sayesinde cisimleri kolayca kaldırmayı sağlayan tahteveralli diye. Ben tahteveralli diye biliyorum. Yani kaldıraç deyince aklıma sadece tahteveralli geliyor. Çünkü çocukluktan beri hep oynadığım bir şeydi. Peki bunun başka şeyleri var mı? Evet var. Şimdi burada mesela bir arkadaşımız var. Burada başka bir arkadaşımız var. Bunlar birbirine eşit ağırlıktaysa tahteveralli durur. Ama her zaman eşit ağırlıkta olmayabiliyor. O yüzden tahtavaralliğin ortasındaki bu noktaya biz destek noktası diyoruz. Bunları hareket ettirebiliyoruz. Veya bu ağırlıklar farklı olabiliyor. Bu ağırlıkları buna farklı buna farklı bir ağırlık koyabiliyoruz. İşte tahtavaralliği şöyle düşünüyorum. Diyelim ki ortasına destek noktası ile kalsın. Buradan bir kuvvet uygulasın. Burada bir çubuk olsun. Böyle bir çubuk olsun. Bu çubuğun, bu çubuk aslında kaldıraç demek ki. Bu arada hiçbir farkı yok. Bu çubuğun burası destek noktası, burası. Yük de burada olsun. İşte çubuğun aslında destek noktasının yeri bizim için çok önemli. Burası ana referans noktamız. Yük'ün destek noktasına uzaklığına yük kolu diyoruz. Kuvvetin destek noktasına uzaklığına kuvvet kolu diyoruz. Bu kavramlar inanılmaz trend. Yani sınavda sorularla hep bunlar çıkıyor. Kuvvet kolu nedir? Yük kolu nedir? Kuvvet kolunun açıklamasını yazıyorum. Kuvvetin, kuvvetin... ...desteğe uzaklığı... ...desteğe uzaklığı... ...bu çok önemli bir tabir... ...yük koluna çıkmasını yazıyorum. ...yükün... ...yükün... ...desteğe uzaklığı... ...desteğe uzaklığı... ...bunlar acayip önemli... ...çünkü sınavda böyle sorular geliyor... ...diyorum... ...evet şimdi de... ...kaldıraç türlerine bakalım... ...bir kere üç tane kaldıraç türümüz var... ...do... ...yo... ...ve ko... ...ne demek bunlar... Şimdi normalde bizim tahta herhalde bildiğimiz zımbırtı. Ee, evet Nisan Doğru'nun çok güzel bir sorusu var. Bu konunun soruları mantık üzerine mi demiş? Mantık üzerine değil yorum üzerine. Yani tabii ki mantığımız var. Mantığımızı çözdüğü, çözdüğümüz anlıyoruz ama yorum üzerine. İşte şunu şöyle yaparsam yük kolunu böyle yaparsam falan filan diye sorular geliyor karşımıza. Geleceğiz zaten sorulara. Destek ortada kaldıraçta şöyle bir şey var. Yük burada. E, kuvvet burada. Destek de ortada. Destek ortada kaldıraçın mantığı bu. Şimdi mesela bir örnek. Hemen burada ben sana hazırlamıştım. Destek ortada kaldırır. Makas en güzel örneği bence makas. Şimdi makasın özelliği aslında destek olur kaldırıcı bir örnek olması. Burada bir dönme noktası var. Bu desteğimiz. Aslında bu buna göre dönüyor makas. Ben buradan kuvvetimle böyle sıkıştırıyorum. Burada kuvvet var. Buraya da kesmek istediğim zımbırtıyı koyuyorum. Bu da yük aslında benim için. ...kuvvetimle uyguladığım zaman yük kesiliyor ve ortada da destek var aslında kuvvet uçta, yük uçta ve ortada destek var. Destek ortada kaldıraç aslında mesela bu. Mesela başka bir örnek vereyim. Destek ortada Pense. Pense de mesela kuvveti buradan sıkıştırıyorum ellerimle. Burada da yüküm var. İşte yine biliyorum bir şey plastik koyuyorum işte bir şey koyuyorum falan filan. Burada dönme noktamız yani desteğimiz var diye söyleyebiliriz. Veya kerpeten. Kerpeten de mesela burada yükü buraya koyuyorum. Buraya işte bir ceviz koyuyorum. Bilmem ne koyuyorum falan. Buradan kuvvet uyguluyorum. Burası da dönme noktasımız. Yani desteğimiz diyebiliriz. Bak bunlar çok önemli. Ve bunların da aslında mantığında desteğin ortada olduğunda bak desteğin kuvveti uzaklığına kuvvet kolu diyoruz. Yükün desteği uzaklığına da yük kolu diyoruz. Bunlar bu kavramlar da çok önemli. Burada şöyle bir şey var. Eğer kuvvet kolu kuvvet kolu büyüktür yük kolu ise kuvvet kazancı vardır. Bu laf çok önemli çünkü sınav sorusu bunlar. Bu sınavda hep bu çıkıyor. Yani geçtiğimiz sınavlarda hep bu çıktı. Kuvvet kolu yük kolundan daha büyükse kuvvet kazancı var. Bütün kaldıraç türleri için geçerlidir bu. Kuvvet kolu büyüktür. Yük kolu ise ise kuvvet kazancı var diyoruz. Bu çok önemli. Kuvvet kazancı var. Yoldan da kayıp vardır bu arada. Onu da söylemek istiyorum. Kuvvet kazancı, ve yoldan kayıp bizim için çok önemli. Sınavda karşımıza gelecek. Mesela yük ortada kaldıraçta. Şimdi burada aman ha dikkat diyorum. Yük kolu neresi? Kuvvet kolu neresi? Yükün desteğe uzaklığına biz yük kolu adını veriyoruz. Kuvvetin desteğe uzaklığına bak. Buradan başlıyoruz dikkat. et Burası değil. Buradan başlıyoruz. Buna da kuvvet kolu diyoruz. Hangisi daha büyük? Zaten bu bariz gözüküyor ya. Kuvvet koluna bakar mısın? Bu kadar. Bu kırmızı kadar. Yük koluna bakar mısın? Şöyle yapalım farklı bir renk. Bu kadar. Yükün desteği. Kırmızı mı daha büyük? Sarı mı daha büyük? Kırmızı eşek kadar. Dolayısıyla kuvvet kolu kuvvet kolu büyüktür yük kolu burada. O zaman burada kesinlikle kuvvet kazancı var. Yani kesin kuvvet kazancı kesin olan kaldıraç türüne biz yük ortada kaldıraç diyoruz. Yük ortada kaldıraç bizi hep mutlu ediyor. Çünkü kuvvet kazancı var burada. Yük ortada kaldıraç. Ama kuvvet ortada kaldıraçta ise çok enteresan bir şey var. Buna kuvvet kolu diyoruz. Kuvvetin desteği uzaklığı. Buna ise yük kolu diyoruz. Dikkat eder misin? Kuvvet kolu, kuvvet kolu küçüktür yük kolu eğer böyle bir şey olursa kuvvet kazancı yok diyoruz. İşte bu da bizi mutsuz ediyor. Yani mutsuz kaldırsa kuvvet kuvvet ortada kalır. Peki niye biz bunu yapıyoruz? Çünkü evladım benim kuvvetin yönü değişebilir. Farklı avantajları vardır kuvveti tutacağımız yer vardır... Dolayısıyla basit her zaman bir iş kolaylığı vardır. Bütün kaldıraç türleri işte makineler, makaralar bilmem hepsinin iş kolaylığı vardır. Dolayısıyla biz bunları da kullandığımız anlar var. Mesela destek ortada göstermiştim... yük ortada kaldırıcı göstereyim sana. Yük ortada kaldıraç. Al sana yük ortada kaldıraç. Destek noktası burası. Ceviz kıracağı. Yükü, cevizi ortaya koyuyorum. Ve buradan da sıkıştırıyorum. Kuvvetim de burada. Kuvvet burada. Yük burada. Destek burada. Aynı zamanda buraya çizmemişiz ama e, en önemlisi bence el arabası. Çünkü el arabası sorusu çıktı geçtiğimiz senelerde. El arabasında desteğimiz uçta. A, tekerleği aslında. Yükümüzü ortaya koyuyoruz. İşte bir arkadaşımızı taşıyoruz veya işte bir çuval taşıyoruz. Kuvvetimizi de buradan uyguluyoruz. Yani uçta yük ortada kaldıracın en güzel temsilcilerinden bir tanesi el arabasıdır. Bu da aklımızın köşesinde bir yerde bulunsun diyorum. Evet hemen çayımızda yudumladık. Şimdi diyoruz ki kuvvet ortada kaldıracak. Kuvvet ortada kaldırıcı örnek verelim mesela. Hemen şöyle burada kuvvet ortada var mı? Evet burada. Cımbız mesela. Cımbızda burası desteğimiz. Burada yükümüz var. İşte bir kıl tanesini çekiyoruz buradan mesela diyelim. Bu yükümüz var. Burada de böyle sıkıştırıyoruz. Maşada da gibi mesela. Maşada da öyle kuvvet ortada. Burada işte e, mücveri alıyoruz e, yağlı e, tavadan. İşte burası da desteğimiz değil mi? Şimdi bu sıkıştırdığımız kısım aslında bizim kuvvetimiz kuvvetimiz ortada. Burada kuvvet kazancı yok ama. Peki ne var? Burada belki yoldan kazanç var. Yani dolayısıyla biz bir yerden kazanıyoruz. Merak etmeyin iş kolaylığı sağlıyoruz kendimize diyoruz. Bu çok önemli bir özellik diyorum. Peki geldik o zaman şimdi bir yepyeni bir sorumuza. Acaba kim bilecek? Cevabı şöyle yazmanızı istiyorum. Ee, aslında e, ikinci durumda Serkan her iki Serkan'ın Acaba cevabımız hangisi olacak? Cevabımızı e, bunu yazan arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hadi bakalım kimler bilecek? E, yeni nesil bir sorumuz var. Yeni nesil soru olmadan e, zaten konuyu öğrenemeyiz ne yazık ki. Bakalım. Serkan P cisminin ağırlığını e, önemse, P cismini ağırlığı önemsemeyen cetvel kullanarak... Bak ağırlığını önemsemiyoruz. Birinci durumdaki gibi parmağıyla yatay konuda getirerek dengeliyor demiş. Tamam. Burada birinci durum. Burada da ikinci durum. Daha sonra Serkan desteği ikinci durumdaki konuma getirerek... Hmm, iki, konu tamam değiştiriyormuş yerine, Cismi parmağı ile tekrar yatay konuma getirerek dengeliyor demiş. Ha, şöyle bastırıyor bir e, yükü ortaya çıkar. Ya denge demek şöyle bir düz bir hale getiriyor demek. Burada düz bir hale getiriyor demek ki. Tamam. Buna göre aşağıdaki hangisi doğru demiş. O noktası cetvelin orta noktasıdır. Yani adam orta noktasına koymamış cetvelin bak dikkat et. Orta noktası burada ama bir ucuna koymuş başka bir yere koymuş. Tamam İkinci durumda Serkan'ın uyguladığı kuvvet birinci durumdakine göre daha azı demiş. Şimdi bir kere hemen şunları belirleyelim. Bizim bildiğimiz şeyler vardı. Burası destek noktası. Burası destek. Bu yük, bu da kuvvet. Ha, destek ortada kalacak. Bu da destek, bu kuvvet, bu da yük. P zaten yüktü genellikle. Onu söylemiştik. Şimdi burası da birazcık daha gözükür diye. Şu P yazıyor arkadaşlar. Burada P yazıyor. Yani yük burası. Buradan da elimizle uyguladığımız bu da kuvvet zaten. Şimdi Burada yükün desteği olan uzaklığına biz yük kolu adını veriyoruz. Kuvvetin desteği olan uzaklığına da kuvvet kolu adını veriyoruz. Şimdi kuvvet kolu 4. Yük kolu 2. Bunu görebiliyoruz. Bak 2 birim. Burada 1, bir, 2, üç, dört birim. Tamam. Şimdi buraya geldik. Burada yükün desteği olan uzaklığına yük kolu adını veriyoruz. Kuvvetin desteği olan uzaklığına da kuvvet kolu adını veriyoruz. Burada bu 4, bu 2. Şimdi ne demiştim? Çok basit bir kural vardı. Bütün kaldıraçlarda bütün kolay şöyle bir kural vardı. Kuvvet kolu büyüktür yük kolu ise kuvvetten kazanç vardı. Kuvvetten kazanç ne demekti? Az kuvvetle çok yükü kaldırıyorum demek. Şimdi o zaman hangisinde kuvvetten kazanç vardır? Burada vardır. Çünkü kuvvet kolu yük kolundan daha fazla. O zaman benim kuvvetim az olacak burada e, yüküm daha fazla olacak. Burada ise kuvvet kolu yük kolundan daha az. 2-4'ten az. Dolayısıyla burada kuvvet ne yazık ki fazla olacak. Yani ben burada kuvvetten kazanamıyorum. Kuvvetten kayıp var. Bu mutsuz edici bir senaryo. Burada ise mutlu edici bir senaryo. Oh ne güzel kuvvetten kazanıyorum diyorum. Şimdi ikinci durumda Serkan'ın uyguladığı kuvvet birinci durumda de daha azdır demiş. Hayır tam tersi burada daha fazla kuvvetimiz. Bunu eledik yanlış. Serkan Bey de yoldan kazanç salarken ikinci de yoldan kayıp sağlar. Şimdi burada kuvvetten kazanç var. Burada kuvvetten kazanç yok. O zaman kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Bu çok önemli. Bu varsa bu böyle oluyor. Kuvvetten kazanç yoksa o zaman da yoldan kazanç vardır. Yani tersi. Yoldan burada kazanıyoruz. Burada yoldan kaybediyoruz. Demiş ki birinci durumda yoldan kazanç salarken hayır böyle bir şey yok. Yoldan kayıp var. Bunu da salladık. Her iki durumda da Serkan aynı enerjiyi harcar. İşte çok önemli bir laf. Bu kadar ve soruyu bitirdik bile? Çünkü enerjiden kazanç, kayıp imkansız yoktur. Aynı şeyi yapıyorum. Ben bu yükü eşek kadar bu yükü buradan dengeye getiriyorum arkadaşım. Yukarıya çıkartıyorum. Buradan buraya getiriyorum. Buradan buraya getiriyorum. O zaman her iki aynı enerji harcar. Enerjiden kazanç veya kayıp olmadığı için buna dört tane beş tane tik atıyorum. Çünkü enerjiden kazanç kayıp yoktur. Bunu söylemiştik. Süper. Cevabımız C. Ama diğerine bakalım. Serkan'ın ikinci durumda yaptığı iş. Bir gün o yaptığı işten daha fazla. Hayır işten kazanç kayıp yoktur. İş aynıdır. Enerji aynıdır. Aman dikkat edelim. Böyle sorular işte. Aslında bizim kafamızı karıştırıyor gibi ama ben mesela A'yı B'yi bunları hiç hesaplamadan bile bu şıkkı okusaydım. Cevap buydu derdim. Bitti yani. Çok basit yani. İki dakikada. Çünkü enerjiden kazanç kayıp yoktur. Zaten sınavda da aynı buna benzer çıkıyor. Lütfen dikkat edelim. Emir Bozgeyik arkadaşımız. Şöyle birazcık daha genişletelim. Emir arkadaşımızı tebrik ediyoruz. Emir Bozgeyik arkadaşımız çok güzel sorular da sordu dersimizin içerisinde. Bravo diyorum. Kalp fen dersimiz diyorum. Ve... Hadi bakalım yepyeni bir sorumuza beraberiz. Kim bilecek çok merak ediyorum. Yalnız bir, yalnız üç, bir ve iki, bir iki üç yazmanızı istiyorum ee, cevabımızı. Hadi bakalım kim yazacak diyorum. Kaldıraçlar destek noktası adı verilen sabit bir eksen etrafında dönebilen düz bir çubuktan oluşan basit makaradır. Zaten bunu biliyoruz. Kaldıraçlar sayesinde uygulanan kuvvetten daha büyük bir kuvvet elde edilebilir demiş. Edilemeye edebilir. Dolayısıyla edilebilir demiş. Tamam. Bakalım. Şekildeki kaldıraçta yük. ...az bir kuvvetle kaldırılmaya çalışılmış... ...fakat başarılı olamamıştır. Ha, yükü az bir kuvvet uygularak... ...yani kuvvet kazancı... ...yapmaya çalışmışız... ...ama ne yazık ki... ...olmamış. O zaman demek ki... ...kuvvet kazancı burada yok. Bu çok önemli. Bakalım. Buna göre değişken hangi de yapılırsa... ...yük daha az... ...kuvvetle kaldırılabilir. Yani... Ka kar etmek istiyorum ben bu ticaretimden. Yani burada yüz e, 100 newtonlık bir yükü ben daha az bir kuvvet uygulamak istiyorum. Neydi bunun sırrı kaldıraçlarda? Kuvvet kolu büyüktür yük kolu olmalıydı. Neresi kuvvet kolu burada? Burası kuvvet kuvvet bu ise eğer kuvvet zaten okla gösterilir. Kuvvet bu. O zaman kuvvet kolu y. E, yük kolu neresi? X. Yük kolu x. İşte benim istediğim şey y büyüktür x olmalı. Bu çok önemli. Destek noktası yüke yaklaştırılarak... Destek noktası yüke yaklaştırılarak... Yani bu tarafa doğru yaklaştırılarak... X uzunluğu küçültülmeli. Evet. X uzunluğu yani yük kolu küçük olmalı. Y de büyük olmalı. Evet doğru. Bu olabilir. Ee, daha az kuvvete kalır Destek noktasına daha yakın bir noktadan kuvvet uygulanarak... ...destek noktasına daha yakın bir... ...yani şuradan kuvvet uygularak ...o zaman kuvvet kolunu azaltırım. Y uzunluğu... ...hay y uzunluğu arttırılmalı. Tam tersine bu azaltılmalı. Bu saçmalık olmuş. Y uzunluğu x uzunluğu eşit olmalıdır. Hayır böyle olursa... ...zaten bak bu çok önemli çok güzel oldu aslında bu. Ku, şurada kuvvet kolu... ...eşittir yük kolu olursa... Kuvvetten kazanç yoktur. Aynıdır çünkü ya büyük olmalı diyorum ya. Dolayısıyla bu da hatalı oldu. Cevabımızın yalnız bir olduğunu söyleyebiliriz. Kim bilir arkadaşlarımızdan harikasınız King Talha 02. Ne biçim isim evladım Allahım ya Rabbim. King Talha'yı tebrik ediyorum gerçekten de 02'yi e, kalp fen dersimiz diyoruz. Bravo diyorum kendisini buradan taçlandırıyoruz gerçekten de kendisini kingsin diyoruz ve Hadi bakalım. Evet tebrik ediyorum. Eğik düzleme geldik. Şimdi eğik düzleme geldiğimizde de ne karşımıza çıktı? E, kuvvetten kazanç, yoldan kayıp sağlayan aslında eğimler, yokuşlar. Aslında çok basit. Ne demek yokuş? Şöyle bir şey var. Şimdi ben bu e, kamyonun üstüne içine bu yükü çıkarmak istiyorum. Mesela diyelim ki şöyle ben hatta eğik düzlemimizi de göstereyim. Eğik düzlemimiz burada diyelim. Şöyle bir şey. ...kamyonun içine bir şey yüklemek istiyorum. Yüküm burada diyelim. Eşek kadar büyüküm olsun. Şimdi ben hatta şöyle yapalım. Ne diyelim? Şöyle bir yük olsun. 10 nifzenlik bir yük var. Şimdi ben bunu... ...ben bunu kamyonun içine... ...buradan çıkartacaksam... ...şimdi bunların hepsini if if iftihar ederim. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Ben eğer bunu böyle çıkarmaya çalışırsam... ...ben buradan... ...buraya kamyona yükleme çalışırsam perişan olurum. Belim çıkar. Perişan olurum, yamulurum. Ama bunu... Şöyle bir platform kullanarak ve kamyona yükleyeceğim şekilde ve dizayn edip de böyle sürükle 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 sürükle, sürükle kamyonun içine koyarsam cumburlap girer. İşte bunu yaparken ben eğik düzlem dediğimiz bu aletleri kullanıyorum. Yani alet derken bu aslında bir e, rampa. Ben buna hatta şöyle yazalım rampa. Rampa dediğimiz şey aslında yokuş gibi düşünebilirsin. Bu rampayı kullanarak aslında işlerimi basitleştiriyorum. Bu normal düz bir çubuk olabilir, merdiven olabilir, başka şeyler olabilir ama aslında bu bir aslında bir levha, bir bir çubuk, bir cetvel diye düşünebiliriz. Şimdi buradaki mantık şu: Ben buradan buraya gitmem gerekiyorken Mesela şöyle şöyle bir tane hatta çok güzel bir örnek vereyim ben burada. Hep verdiğim bir örnek vardı. Şöyle bir dağ var arkadaşlar. Şöyle bir dağ var. Ben de arabamla buradayım ve bu dağın üstüne çıkmak istiyorum. Ben bu dağın üzerine böyle çıkmaya çalışsam perişan olurum. Araba zaten gücü yetmez. Ama o yüzden arabalar ne yapıyor? Arabalar ne yapıyor? Arabalar bu dağın etrafında böyle 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 böyle, 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 böyle ve yavaş yavaş çıkıyorlar. Yani uzun yoldan çıkıyor. Yani bu kestirme. Ama nasıl kestirme? Hayatım biter. Yani öyle bir yokuş ki acayip yani. Bu araba çıkmaz zaten bu yokuş. Ama ne yapıyor araba? Böyle gidiyor, böyle gidiyor. Böyle. Burada bir kilometrede çıkacakken burada 20 kilometrede çıkıyor ama bu daha kolay. Burada kuvvet kazancı var. Kuvvet kazancı var. Araba yorulmuyor. Araba... Burada araba perişan Araba çıkamaz. Burada e, bu zor. Burada kuvvet kazancı yok. Dolayısıyla bizim amacımız aslında ben bu kadar yolu çıkartacaksam bu kadar yolu çıkartıyorum. Yani ben iki metre çıkacakken yukarıya uğraşta dur. Yirmi metre çıkartıyorum bu iki metreyi. 2 metre çıkartacakken 10 metreye çıkartıyor. 2 metre çıkartacak 30 metre çıkar. 6 metre çıkar 30 metre. Yani burada aslında biz bir yoldan kaybediyoruz. Yoldan kayıp. Ama bu sırada da kuvvetten kazanç sağlıyoruz. Bu çok önemli. Şimdi mesela bu iki sisteme bakalım. Ben bir yükü 2 metre yukarı çıkarmak istiyorum. Ama burada 20 metre kullanarak çıkartıyorum. Burada 10 metre çubuk kullanarak çıkartıyorum. Burada hangisinde kuvvetten kazanç daha fazla vardır? Burada eğer mesela buradaki 100 Newton'lık bir yük diyelim. Bu 100 Newton'lık yük buradaydı başta. Ben bunu buradan buraya çıkarmak istiyorum. Burada ben 100 Newton'lık yüke 10 Newton kuvvet uygularak çıkartırken burada ise 20 Newton kuvvet uygulamam gerekiyor. Yani uygulamam gereken kuvvet burada daha fazla, burada daha az. Neden? Çünkü yoldan kayıp burada daha fazla. Yani daha uzun bir rampayla çıkartıyorum. Yani o zaman diyorum ki ben burada daha rahat çıkartırım, burada daha zor çıkartırım. Ne kadar dike yakınsa o kadar zor çıkartırım. Mesela burada çok basit bir mantık var. Burada mı daha fazla kuvvet kazancı vardır? Burada da daha fazla kuvvet kazancı vardır. Hangisi de daha kolay çıkartırım? Tabii ki bununla daha kolay çıkartırım. Çünkü bunun yüksekliği daha az, bunun yüksekliği daha fazla. Uzunlukları eşit dikkat edelim rampaların. O zaman diyorum ki burada aslında kuvvet kazancı olarak K daha büyüktür. Kuvvet kazancı olarak L'dendir diyoruz. Burada ise kuvvet kazancı olarak M daha büyüktür. Kuvvet kazancı olarak N'den diyebiliriz süper bir şekilde. Kuvvet kazançlarını da bu şekilde karşılaştırabiliriz. Bu kuvvet kazançlar ne kadar daha az kuvvet uyguladığımı gösteriyor. Hadi bakalım yine bir sorumuz var. Tam bir LGS sorusu. LGS çıkan bir soru bu arada. Onun benzeri bir soru hazırladık sizin için. Hadi bakalım kim bilecek çok merak ediyorum. Burada cevapta da şunu istiyorum arkadaşlar. Yükseklik azaltılarak yükseklik sabit dinamometredeki eğik düzlemde. Acaba cevabımız hangisi? E cevabımız bunu. Yani ama şu cümleleri yaz, kelimeleri yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Cevapta kimler yazacak çok merak ediyorum diyoruz. Hadi bakalım sorumuzu okuyalım. Demiş ki bir öğrenci özdeş kitapları üst üste koyarak hazırladığı aşağıdaki düzenekte sürtünmesi önemsenmeyen tahtayı kullanmıştır. Tahtayı zaten bu tahta eğik düzlem olarak kullanmış öğrenci. Bakar mısın? Buna göre öğrencinin hazırladığı düzenekle ilgili aşağıdakilerden hangisi söyleyebilir demiş. Şimdi burada kitaplarımız var. Bunu dinamometre var, tamam. Yükseklik azaltılarak eğimin azaltılması durumunda kuvvet kazancı artar demiş. Şimdi, şimdi diyorum ki ben yüksekliği azaltsam yani şu çıkardığım şey aslında yükseklik. Kitapların sayısını azaltırsam mesela, o zaman ne olur? Ben daha az kuvvet uygulayabilirim mesela. Burada 50 Newton kuvvet uygulamışım. O zaman daha az yüksekliğe, daha az kuvvet uygularım. Daha az kuvvet uygularsam aslında kuvvet kazancı artar. Doğru. Çünkü kuvvet kazancı çok basitti. Kuvvet kazancı demek aslında az kuvvet demek. Az kuvvet uyguluyorsam kuvvet kazancı vardır diyebiliriz. Süper. Tamam. Yükseklik sabit kalmak şartıyla uzunluk arttırıldıkça yapılan iş artar. Bakın hiçbir zaman yapılan iş Enerji asla ve asla değişmez. Dolayısıyla bu saçma sapan gerçekten uyduruk bir şık olmuş. Çünkü iş enerji asla değişmez. İş artmaz, enerji de artmaz. Aman dikkat edin. Azalmaz enerji de azalmaz. Aman dikkat edin. değeri azaltmak için yani burayı azaltmak için kitap sayısı arttırılmalıdır. E yahu ben kitap sayısını arttırsam burayı daha yüksek yaparım. Daha yüksek yaparsam daha fazla kuvvet uygulamam gerekir. Bu saçma sapan bir şey olmuş. Eğik düzlemde kuvvetten ya da yoldan kazanç sağlanmaz. Yuh böyle bir şey olur mu ya? Kuvvetten kazanç vardır eğik düzlemde. Yoldan da kayıp vardır. Sadece iş kurali... Kolayca... Hayır böyle bir saçmalık olmaz. Eğik düzlemde böyle bir şey yok. Eğik düzlemde kesinlikle... Eğik düzlem deyince kesinlikle düzlemde kesinlikle kuvvet kazancı vardır. Bunu bilelim arkadaşlar diyorum. O yüzden cevabımızın A seçeneği olduğunu kim bildi dersek de Enes Hamza'yı tebrik ediyoruz. Buradan gerçekten de kendisinin başarılarını Enes Hamza Meral arkadaşımızı tebrik ediyoruz buradan. Çayımızı da buradan çekelim ve kalp fen dersi diyelim ve artık çıkıra geldik. Artık sonlara geldik. E çünkü artık bundan sonra göreceklerimiz birazcık daha basit. Ee, ...çıkrıkla devam başlayacağız. Çıkrıkla çıkan bir konu aslında. Çıkrık bizim kuyulardan su çekmek için kullandığımız düzenekler. Bir silindire bağlı kol var. O silindire bağlı kol çevrilince aslında kuvvet kazancı sağlanabiliyor. Nasıl oluyor? Şimdi çıkrığı çiz deseler ben şöyle çizerim. Buradan bakıyorum. Şurada şöyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. Burada da böyle bir kol var aslında. Burada şöyle bir kol var aslında. Şimdi çıkrın mantığı şu, bu aslında. Şimdi burası dönüyor. Burası dönüyor. Ne için? Burası döndüğü zaman. Bu da böyle dönüyor. Böyle böyle dönüyor. Yani bunu ben döndürdükçe burası da dönüyor. Şimdi dolayısıyla iki tane dönen daire var. Bir böyle bir daire var. Bir de böyle bir daire var. Birbirine bağlı iki tane silindir gibi düşüneceğiz. Ve buradaki mantık şu. Ben çıkırıkta şöyle aşağı doğru bunu çekelim bakalım. Hop. Şimdi diyorum ki bu kova burada duruyor. Ben bu kovayı yukarı doğru çekmek istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Böyle hop böyle çeviriyorum. Bu silindiri çevirince aslında buradaki silindir dönüyor. Şu silindir dönüyor. Ben bunu çeviriyorum. Bunu çeviriyorum. Ve buna bağlı olduğu için iki silindir dönüyor ve yukarı doğru çıkabiliyor. Şimdi mantık burada aslında e, bunun yarı çapının yani e, buna biz çıkrık kolu diyoruz. Çıkrık kolu diyoruz. Bu çıkrık kolunu büyük R harfiyle gösteririz. Bir de şurada bir tane küçük R harfiyle gösterilen silindir e, yarı çapı dediğimiz başka bir şey var. Şimdi mantık şu aslında. E, büyük R küç, büyüktür küçük R. Yani çıkrık kolu çıkrık kolu büyüktür silindir silindir yarı çapı silindir yarı çapından diyoruz. Böyle bir şey olduğu için kuvvet kazancı kesinlikle var çıkırıkta. Aynı ilk düzenlik kuvvet kazancı yüzde yüz var. Dolayısıyla ben burada aslında kuvvetten kazanç sağlıyorum ve eşek kadar kolayı, ko, ko, kolayı diyorum, kovayı böyle böyle çevirerek tak diye çıkartabiliyorum. Bununla ilgili çalışan bir sürü alet var. Mesela direksiyon. Arabalarda kullandığımız direksiyonlar bu şekilde. Çıkrık kolu. Veya işte e, kıyma makinesi veya kahve makinesi. Birçok şey var. Dolayısıyla hepsi çıkrık mantığıyla. Veya şu anda e, evin odasında kapıya girerken kullandığımız kapı kolu mesela. Bu da çıkrık koludur aslında. Ben buradan elimle bastırırım burayı. Kapıyı açmaya çalıştığım zaman işte burada ne olur? E, kapı kolunu çevirirken aslında Çıkık kolu çevirmiş olurum. Bunların her birisi anahtar kilit mekanizmaları falan filan, bunlar her birisi çıkık oldu diyebiliriz. Ve şimdi de geldik artık dişli, çark, vida ee, ve kasnaklara. Şimdi dişli çarklar ve kasnaklar birbirine çok benzer. Onlar hemen bitiriyorum artık basit miktarı. Çok az kaldı. Dişli çarklar da iki tane dişli. Bunlar dişli demek, şunlar demek aslında. Şöyle yapalım, şöyle yapalım evet. Şimdi bu büyük dişli, bu da küçük dişli diyelim, tamam mı? Şöyle yapalım hatta. Şimdi bunların dişleri bir araya geliyor. Şu. Şu bir oturma var. Bu oturma yüzünden buna dişli çarpıyoruz. Bisikletin dişleri. Bu böyle döndükçe bu dişler birbirine oturuyor ve bunlar da dönüyor. Yani şimdi şu döndükçe, şu, şu tarafa dönünce bu ters tarafa dönüyor. Bakar mısın? Böyle birbirine geçtikleri için bu 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 tarafa dönüyor, bu tarafa dönüyor. Dolayısıyla dönme yönleri tersir. Burada dönme yönleri ters. Lütfen bu bilgiyi bilin. Dönme yönleri tersir Ve şunu unutmayalım. Bu abi, bu kardeş, baba oğul gibi. Bu bir kere dönerse bu iki kere döner. Çünkü bu daha küçük. Yani bunun bir kere dönmesi demek, bunun iki kere dönmesi demek. Dolayısıyla e, dönme yönleri terstir. Ve burada da farklı tur sayıları olabilir diyoruz. Şimdi bunlar dişli çarklar. Bunları bazen, bazen kasnak gibi bağlıyorlar. Mesela bunları yuvarlak iki tane e, şey dönüyor diyelim. Ee, ...bunlar birbirlere dönüyor. Bak bunları birbirleriyle... ...aynı şeydeki gibi... ...neydeki gibi... E, ...hani bisikletin zincirleri var ya... ...böyle dişliler var, burada dişliler var... ...bunları birbirine iplerle bağlıyor, zincirle bağlıyor ...veya e, bu kayışla... ...bağlıyorlar. Burada genellikle... ...kayış olabilir veya... E, ...zincir olabilir... ...bunların arasında. İki tane... ...daire dönüyorlar ama bunlar... ...birbirlerine bu şekilde düz... ...bağlandıysa, düz bağlandıysa... Bu bu tarafa dönüyorken bu da bu tarafa dönüyor. Aynı yönde dönüyorlar. Eğer çapraz bağlandıysa zıt yönde dönüyorlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani şu tarz bir bağlama varsa ters yöne zıt yönde bu tarz bir bağlama varsa da aynı dönüyor. Yani bu döndükçe bu tarafa doğru bu da böyle dönüyor diye düşünebiliriz. Şimdi bunlar en basit dönme yönleri. Bu büyük abi daha az döner. Bu küçük abi küçük kardeş daha fazla döner. Onu da söyleyelim. Şimdi aynı zamanda bir de vida var. Vida aslında... ...bir nevi eğik düzlemdir. Çok enteresan bir laf kuruyorum ama... ...gerçekten de vida aslında bir eğik düzlemdir. Ne demek eğik düzlem? Çok zaman yol kaybederek... ...az kuvvetli iş yapmak. Ne demiştim? Hani bir dağın tepesine şey çıkıyordu ya... ...hatta şöyle göstereyim. Neredeydi o zımbırtı? Bir dağın tepesine ev çıkıyordu ya... ...mesela... ...bu dağın tepesindeki ev gibi. Yani ben şöyle bir dağa şöyle direkt çıkacağım, ne yapıyorum? Böyle 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 böyle, böyle. döndüre döndüre çıkıyorum kendi arabasını. Bak şimdi bunu böyle çeviriyorum. Al sana vida resmi oldu. Yani vida aslında vida aslında bir sanki dağa çıkan araba gibi eğik düzlemin aslında başka bir çeşididir ve bu vidada şöyle bir şey var. Ben bu vidayı buraya saplamaya çalışıyorum. Bu vidayı döndürdüğüm zaman böyle bu döne 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 yavaş yavaş içeri giriyor. Halbuki ben bunu tak diye çivi gibi çaksam içeriye sokacağım aslında. Tahtanın burası tahta diyelim. Sokacağım. Ama ne yapıyorum? Döndüre döndüre yaptığım için daha uzun sürüyor ama rahat oluyor. Ben böyle istediğim her yüzeye o çiviyi saplayabiliyorum. İşte vida aslında çivinin aslında eğik düzlemli hali diye düşünebiliriz. Burada şöyle bir şey var. Vidayı şöyle çizerler genellikle. Şöyle bir şey çizerler. Ve burada şöyle şöyle şeyler vardır. E, aralıklar vardır. Bu her iki diş arasındaki aralığına vida adımı derler. Bu vida adımı ne kadar e, şey olursa. Hmm, daha doğrusu vida adımı şu demek. Bir tur dönünce vidayı bir tur dönünce içeri giren mesafe demek. E, i̇çeri giren mesafe demek. Dolayısıyla bir anda sokamıyorum. Yavaş yavaş aslında vidayı bulunduğu üzere sabitliyorum. Bu da bazı şeyleri fixlemek için kullanıyoruz. Şimdi geldik bütün öğrendiklerimizin aslında tekrarını Ayşegül, Ay Erkin biliyorum birazcık yorucu geçti dersiniz ama süper bir şekilde bu konuyu öğrendik. Merak etmeyin. En önemli konulardan bir tanesi bütün üniteyi bir tek bir derse bitiriyoruz. En önemlisi bu. Şimdi birden çok basit makinelerin bir arada bulunduğu sistemleri biz birleşik makineler diyoruz. Birleşik makinelerde mesela en güzel örneklerden ben bisikleti biliyorum. Bisiklet çıkrığın içinde olduğu, kaldıracın içinde olduğu, dişli çark bak dişler, dişli çark aslında burada zincirlerle birbirine bağlı dişli çarklar var. Bisikletin zincirini herkes görmüştür. Bisikletin dişli ...herkes görmüştür. Kaldıraçların... ...olduğu, kaldıraç dediğimiz sistem... ...o da, o da aslında... E, ...pardon, kaldıraç... E, ...frende, mirende var. Aynı zamanda... ...çıkrık dediğimiz şeyde... ...aslında burada pedalda var. Bu... ...bisikletin pedalı. Pedal... ...çıkrık gibi çalışıyor. Uzun bir silindirin içinde... ...daha küçük bir silindir var. Ve aynı zamanda... ...kaldıraçlarda... ...frenlerde var. Elimize böyle sıkıştırıyoruz... ...kaldıracı. Mesela bisikletin... ...gidonu bu diyelim. E, buradan... E, ...tutma yerimiz... Burada diğer tutma yerimiz diyelim. Burada fren var değil mi? Bu frende burası destek noktası. Burası ee, kuvvet uyguladığımız nokta. Kuvvet uyguladığımız nokta. Burada yük var aslında. Burada tel var. Bu tel bağlı yük dediğimiz şey de burada. Dolayısıyla burada mesela bir kaldıraç sistemi var frende. Aynı zamanda pedalda da şuradan böyle büyük dönen bir dairenin içinde küçük dönen bir daire var. Çıkrık sistemi var. Dişi çarklar bisikletin zincirinin bulunduğu çarklar mesela. Mesela bu sisteme bakıyorum. Burada ortası duvara bağlı, duvarı hemen netleştirelim. Burası sabit makara, burası e, burada mesela başka bir duvar olsun. Burası sabit makara, burası yine sabit makara, burada da yine başka bir duvar olsun. Mesela burası sabit makara, burası bir kaldıraç sistemi, kaldıraç sistemi. Destek, kuvvet burada, diğer yük burada. Ondan sonra burada bakıyorum bir eğik düzlemden bahsederim, eğik düzlemimiz var. Burada sabit makaramız var. Burada mesela e, şey olsun yine sabit makaramız olsun. Mesela burada hem kaldıracın hem makaraların hem Eyüp Cüzev'in olduğu büyük bir birleşik makineden bahsediyoruz ve genellikle sorularda, LGS sorularında ee, evet Ali Ali Ekenel demiş ki biz okula geçmedik. Zaten biz LGS'ye çalışıyoruz evladım benim. Hem okulu hallediyoruz hem LGS'ye hallediyoruz. Dolayısıyla erkenden gitmemiz gerekiyor. Erken kalkan yol alır, erken konuları bitirmemiz gerekiyor. O yüzden bak burada mesela bu şöyle bir soru vardı LGS'de. Burada hangi basit makineler var demişti. Sabit makara var, kaldıraş var, Elit düzen var mesela bunu görebiliyoruz ve burada bisiklette de mesela üç tane basit makine görebiliyoruz. Şimdi basit makinenin özelliklerini hemen bir daha söylemek istiyorum. Şimdi basit makinelerin en önemli özelliği arkadaşlar işten kazanç yoktur, enerji türü başka enerji türüne çevrilebilir ama enerjiden de kazanç yoktur, enerjiden de kazanç sağlamazlar. Bu en önemlisi. Mesela ben bu yükü yukarıya kaldırırken aslında ne yapıyorum? kendi kullandığım işle buna potansiyel enerji kazandırıyorum. Yani ben bunu başka bir enerjiye çeviriyorum. Kendi enerjimi başka bir enerjiye çeviriyorum aslında. Potansiyel enerjiye çeviriyorum mesela. Aynı zamanda basit makinenin özelliklerinden kuvvetten kazanç sağlarlar. Çok önemli bir özellik ama illa sağlamak zorunda değiller. Mesela 700 Newton'luk bir cismi yeterince uzun bir çubuk verin. Arşimet demişti ya dünyayı yönünden yönetim demişti. 70 Newton'la kaldırabiliyorum. Yeter ki kuvvet kolu yük kolundan daha büyük olsun. En önemli şeyden bir tanesi kaldıraçta. Kuvvetin yönünü değiştirebilirler. Bir işin yapılma hızını değiştirebilirler. Dolayısıyla işin yapılma hızını ben e, aşağı doğru çekerek, hareketli makara kullanarak ve benzeri de yapabilirim. Veya bisikletle işte yürüyerek gideceğim 100 saatlik mesafeyi bir saatte gidebilirim mesela. E, kuvvetin yönünü değiştirebilirler. Bayrak direni yukarı doğru çekmek için sabit makarayı kullanarak kuvvetin yönünü değiştirebilirim diyoruz. Şimdi yazılarımız var biliyoruz. Yazı notlarımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Yazı notlarımız birinci dönem ikinci yazılı konularını içeriyor ve basınçla başlıyoruz. Sayfa hemen söylemek istiyorum sayfalarında. E, 96'dan başlayıp bayağı uzun bu arada. 96'dan 116'ya kadar devam ediyoruz. Yazı notlarımız burada var. Aynı zamanda Dinamo Yenilesi Soru Bankamızdan bugünkü yaptığımız konuyu vereceğim ama bundan önce ünite değerlendirme testlerimiz var. Lütfen ama lütfen ünite değerlendirme testlerimizi yapalım ki yazılarımızı hazırlanmış olalım ve ünitelerimizi tekrar etmiş olalım. O da test e, pardon test 60'tan pardon dilerim test 61'den başlıyor test 62 63 64 e, testlerimiz var ve bugünkü yaptığımız konuyla alakalı test 65'ten başlayıp test 65'ten başlayıp gerçekten bayağı bir konuyu işledik bütün üniteyi bitirdik neredeyse test e, 76'ya kadar yapabilirsiniz. 12 tane testimiz var dinamo soru bankasında. Eğer zoru bankası gibi bir bankadan da kaşınmak istiyorsanız da hemen size e, kaşındırıcı soruları vermek istiyorum. E, burada da aslında makaralarla başlayan basit makinelerle alakalı test 53'ten başlayıp test 53'ten başlayıp test 63'e kadar yapmanızı istiyorum. Ünite değerlendirmeyi sonra bakabilirsiniz. Burada da gerçekten 11 tane testimiz var. E, taktikli kitap olan arkadaşlarımız için de hemen söylemek istiyorum. E, basit makineler test 57'den başlıyor. Test 57'den başlayıp. Ee, konu tarama testine kadar 65'e kadar yapmanızı istiyorum. bileşim makinelere kadar. Hadi bakalım o zaman süper bir şekilde verdik. İlk tekrar programımızda çok az kaldı. İlk tekrar programımızda sizinle beraber gerçekten süper çalışmalar yapacağız. İlk tekrar LGS ana denemeleri ve aynı zamanda e, yeni nesil Türkçe matematiğin içinde bulunduğu ilk tekrar LGS setimizden yapacağız. Şimdiden kırtasiyelerden e, talep edin ve e, ilk tekrar LGS setini Tonguç mağazadan alabilirsiniz ve burada da süper bir ara tatil programımız sizi bekliyor diyorum ve artık dersimizi noktalandırıyoruz. Ödürü sorumuzu yapın, yorumla yollayın bakalım. <laughs>